Allah Azze ve Celle'nin şuunat-ı ilahi denen ilahi halleri var. Biz bu ilahi halleri nasıl anlayabiliriz? Ana konumuz burası. Bu arada istidat ne demek? Onu da bir ufak konuşalım. Allah Azze ve Celle'de şuunat-ı ilahi var ya, ilahi haller, bizde de onları anlayabilmemiz için istidatlar var. Ben enemdeki istidatlara bakarak Allah'taki ilahi halleri anlamış oluyorum. Bir gün doğuştan görme engelli bir adama sormuşlar. Sen bizim hayatlarımıza baktığında en çok neye şaşırıyorsun dediklerinde adam şu cevabı veriyor. Sizler birbirinizin sesini duymadan "Aa Ali geldi, aa Veli geldi" diye birbirinizi tanıyabiliyorsunuz ya, ben buna hayret ediyorum demiş. Görme istidadı olmadığından görmek ve görünen nasıl bir şey? Bunu hiçbir şekilde anlayamamış. Biz görme istidadımızı demek ki görmenin mahiyetinde de kullanmamız lazım ve kendimize şu soruyu sormamız lazım. Ben gören bir yaratıcıyım deseydi ama bana görme istidadını vermeseydi ben Allah'ın nasıl gördüğünü anlayabilir miydim? Allah ben şafiyim deseydi, şifa vericiyim deseydi, ben de hiç hastalanmasaydım şifa vermek ne demektir bunu anlayabilir miydim? Anlayamazdım. Allah ben rızık vereceğim deseydi, ben de hiç acıkmasaydım. Rızık vermek ne demek anlayabilir miydim? Asla anlayamazdım. Demek ki bende acıkmak, hasta olmak veyahut görmek. Bu istidatların tamamı Allah Azze ve Celle'nin şuunat-ı ilahisini, ilahi hallerini ve özelliklerini tanıyıp anlayabilmek içindir. Demek benim görmemin ilk ve birinci sebebi etraf nasıl, eşya nasıl, eş dost nasıl, yeni arabamın rengi nasıl, bu meseleleri anlayabilmek değil, amaç Allah'ın da beni gördüğünü bilmek. Ben görüyor isem demek ki bana bu özelliği veren zatta da görme özelliği var ama ben gibi değil, ben bunun tabirinde acizim. Yani ben cüz'i görüyorum, Allah ise külli'yi görüyor. Araba kullanırken telefon kullanmamız neden yasak? Cezası var değil mi? Evet. Başka daha böyle teorik. Doktor öğrencisi gibi bir cevap bekliyorum abi. Radyasyon. Radyasyon. Evet, buyur. Evet. Bendeki sıfatlar cüz'i ya, aynı anda 2-3 işi yapmaya müsaade etmiyor. Bendeki görme eylemi de, görme sıfatı da cüz'i ya, aynı anda birçok yeri görmeye müsaade etmiyor. Ama Allah'taki efal nasıl? Külli. Aynı anda hem bütün işleri yapabilir, hem de aynı anda görmeyi benim gibi haşa kısıtlı değil, bütün kainat onun görmesi yanında şeffaf olur. Biz kendi cüz'i hallerimize bakarak görmek ne demek biliyoruz. İrade ne demek? Biliyoruz. Kudret ne demek? Biliyoruz. Duymak ne demek? Biliyoruz. Ama bunları dar bir ölçüde sınırlı biliyoruz. Bunları dar ve sınırlı bilmemizin asıl amacı insan Allah Azze ve Celle'nin ilahi hallerini anlamakta cüz'i ufak da olsa bir referans, bir mikyastır. Ben irade edebiliyorsam, seçim ve tercihte bulunabiliyorsam, bulunabilirim değil mi? Bakın önümde bardak var, kafama göre istediğimi seçerim yani, kim bana karşı geliyor? Ben de irade, seçim varsa demek Allah Azze ve Celle'de de bir irade var ama ben gibi değil, ben bunun tabirinden acizim. Ben de öfke varsa Allah Azze ve Celle'de de demek ki gadap var ama ben gibi değil, tabirinde acizim. Ben bir dostumla denk geldiğimde bir lezzet alıyorsam, bir muhabbetten lezzet alıyorsam, güzel bir tavırdan lezzet alıyorsam bana bunu veren merkezde de bir kutsi lezzet var. Ama ben gibi değil, ben bunun tabirinde acizim. Yani ben kendimi, insanı referans olaraktan asıl mana ve murat olan Allah'ın ilahi hallerini tanımış oluyorum. Evet. 32. söz, 2. mevkıf, 3. maksat, 4. remiz. Bismi Sübhanehu. Merhametine mazhar olanların hususan cenneti bakiyede nihayetsiz enva-ı rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i saadetlerine ve tenaumlarına ve ferahlarına göre o zat-ı Rahmanurrahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi ona layık şuunatla tabir edilen ulvi, kutsi, güzel, münezzeh manaları vardır. Bizim Allah'tan talep ettiğimiz şefkat, rahmet.
neye giriyormuş? İlahi hale giriyor. Biz Allah Azze ve Celle'yi şöyle bilmek durumundayız. Kainatta gördüğümüz sanatlı eserler eşyadır. Gayb perdesini bir tane daha yırtarsak eşyanın bir üstünde esma gelir. Allah'ın isimlerinin boyası gelir. O esma perdesini bir tane daha yırtarsak bir üst katemede sıfatlar gelir. Sıfatlar ne oluyor? Allah'ın irade edebilmesi, Allah'ın kudretini göstermesi vesaire. O Allah'ın sıfatlar perdesini bir kademe daha yırtarsak bir üste ne gelir? Şunat-ı ilahi, yani Allah bu sıfatları niye kullanıyor? Bu isimleri niye kullanıyor? Allah bu eşyayı neden yaratıyor'nun asıl cevabı. Şunat-ı ilahiye dediğimiz ilahi hallerde geliyor. Onu yırtıp bir üst perdeye çıktığımızda da Allah'ın zat-ı uluhiyeti var. Onun üzerinde mahiyetini, keyfiyetini bilemeyeceğimizden dolayı tefekkür etmemiz caiz değildir. Bizim tefekkür edebileceğimiz en üst perde ne? Şunat-ı ilahiyet. Ben yaratıldım mı? Yaratıldım. Eşya mıyım? Eşyayım. Oku üzerimde esmalar var mı? Var. Allah'ın isimlerinin boyasını gördün. Bir üst perdeden okuyalım. Allah'ın sıfatlarını gördüm. Mesela irade sıfatı. Beni yaratmayı yaratmamaya tercih etmiş mi? Etmiş, çünkü benim kainatta yaratılmamla yaratılmamam eşit. Ben şöyle gaybtan şehadet alemine itildiysem bir irade kullanılmış. Burada ne var? Burada da bir sıfat var. Şimdi bir soru soralım. Ya Rab, tamam, sıfat kullandın, esma kullandın, eşyayı yarattın. Neden ya? Bunu neden yapıyorsun? Bak, bu sorunun cevabını bulmamız lazım bizim. Çünkü Allah Azze ve Celle bol ikram sahibiydi. Kendi güzelliğini görmek ve göstermek istiyordu. Ve bunun gibi birçok sebepten ötürü kainatı yarattı. Bir tuval gibi, bir tablo gibi boyadı. Şimdi insan ilahi halleri, şunat ilahiyeyi anlamada referans olarak kimi kullanıyor? Kendisindeki istidatları. Şimdi birkaç soru soralım beyler. Yemek yeme işini kainattaki bütün zihayat varlıklar yapıyor mu? Yapıyor. Böcek yemek yiyor mu? Yiyor. Amip yemek yiyor mu? Yiyor. Kanser hücresi bile yemek yiyor. İnsan yemek yiyor mu? Bir geyik yemek yiyor mu? Bir ağaç yemek yiyor mu? Yiyor. Kendi hususiyetine göre yemek yiyor değil mi? Toprağından alıyor. Yemek ikram etme faaliyetini kainattaki bütün canlılar yapıyor mu? Yapmıyor. Kim yapıyor? Sadece ve sadece insan yapıyor. Yemek yeme olayını bir hayvan bile yaparken yemek ikram etme olayını sadece ve sadece insan yapıyor ve bundan bir de lezzet duyuyor, lezzet alıyor. Peki sual, neden ben yemek ikram ediyorum? Yani ben şu çayı sana ikram etmem 50 kuruş demek. Bunu etmemem maddi bir nazarla bakıldığında daha karlıyken ben neden zahmete giriyorum? Kahvaltı hazırlıyorum, misafirleri çağırıyorum, yediriyorsun, içiriyorsun. Onları bir de gönderiyorsun, yıkıyorsun, evi temizliyorsun. Bu maddi nazarla baktığında zahmetli bir olay. Ama insanın içerisinde böyle bir dürtü var ve bu dürtüden dolayı lezzet alıyor. Dışarıda gerçekten ihtiyaç sahibi bir insan görseniz, bir de böyle kemikleri sayılıyor. Ya kardeşim, ne oldu sana ya? Abi vallahi filan kes yerden geldim. Ta kaç bin kilometre. Aç haldeyim, sefil haldeyim, kaç gündür yemek yemedim dese, bir gözün Dicle olur, öteki gözün Fırat olur. O adama o yemeği yedirmeden bırakır mısın? Bırakmazsın. Neden? Sana o istidadı koyan merkezde bol bol ikram etmenin ulvi hissi var ki bir kerim zat tarafından o hal sana da gelmiş. Sen sendeki ikram etme istidadına bakarak bir ilahi hali okumuş oldun. Dedin ki benim içime bu istidadı kim koymuşsa kesinlikle bol ikram sahibidir. Ama biz gibi değil. Biz tabirinden aciziz. Bizdeki cüz'i Allah Azze ve Celle'deki bize benzemeyen şekilde külli. Ama küçük bir mikyas vermiş ki niye? O büyüğü tüme varımla yakalayabilirim. Yani tam anlamanın, keyfiyetini bilmenin ikram yok da ufacık anlayabilelim diye. Şimdi o zaman şunat-ı ilahiyeye çok yeni bir tabir yazıyoruz. Hazır mısınız abi? Seni bir şeye sevk eden temel duyguların kaynağı şunat-ı ilahidir. Merhamete, ikrama, dostluğa, muhabbete, adalete, temizliğe sevk eden temel duyguların kaynağı şunat-ı ilahidir. Merkez trafoda bu kadar, barajlarda bu kadar elektrik olmasa benim odamdaki bu ışık yanar mı? Yanmaz. Benim odada elektrik varsa yahu merkezde de o elektrik olması lazım. Kendinde olmayan bir özelliği bana nasıl verebilir? Veremez. Bende hayat var mı? Var. Bende hayat var ise bana bu hayatı veren zat da o hayat olmak zorunda. O zat hay olmak zorunda ama o hayat benim hayatım gibi değil. Ben bunun tabirinde acizim. Görüyor musunuz? İnsanı referans yaparak ne yapmış oluyorsun? Allah Azze ve Celle'yi tanımış oluyorsun. Yolda bir anahtar bulsanız bir şey ifade eder mi size? Gittin bahçede, bir tane de anahtar buldun dışarıda. Böyle alengirikte bir anahtar, allı pullu böyle. Anahtarın arkasını açtın, içinden bir not çıktı. Notu takip ettin, gittin, buldun, baktın. Dünyanın
hiçbir parayla ölçülmez en büyük hazinesinin kasasının anahtarıymış. Şimdi anahtar hazine kadar kıymet sahibi oldu mu? Oldu. Artık o anahtarı bile hazine fiyatına satabilirsin. Bu anahtarı al, bu hazinenin anahtarıdır. Ne kadar? Şu kadar, şu kadar, şu kadar dünyanın görmediği paralar. Demek ki anahtarın nereyi açtığını bilirsen hazine kadar kıymetli olur. Biz de şunat-ı ilahiyeyi, Allah Azze ve Celle'nin ilahi hallerini açan anahtar duygularımızdır. O duygularının çarpık aşklar yerine, dünya hırs ve ihtirasları yerine, düşmanlık ve adavet yerine asıl Allah'ı tanımakta verilen bir anahtar olduğunu bilirsen açtığın anda bütün hazine senin olur. Sonsuzlar bu anahtarla peylenir. Cennet bu anahtar ile kazanılır. Allah'ın rızası bu anahtarın ucunda saklıdır. Ama sen bu anahtarı yani duyguları, anahtar duygu, şunat hazine, haram bir sevdada tüketsen, çarpık bir ilişkide söndürsen, bir insana yalakalıkta bitirsen, haset, gıybet, fenalık damarlarıyla ucunu kırıp köreltsen, sonsuza açılan şunat-ı ilahi yani ilahi haller gibi kıymetli bir hazineyi sana verecek olan bu fırsatı kaçırmış bitirmiş olursun. Bazen bir anahtar hazineden ziyade kıymetlidir derken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tam da bunu kastediyordu işte. Çünkü duygu öyle bir şey ki, duygu latife. Kazdıkça bakıyorsun anahtar bir tane ama hazine kapısı bir tane değilmiş. Aynı anahtar çok kapıyı açmış. Bazen iki anahtar birleşip 5 farklı kapıyı açtı oluyormuş. O cihette tüketmememiz çok önemli bunları. Biz nerede kullanıyoruz bu sonsuza bakan duyguları? Sağda, solda, fani mahbubatta kırılacak cam şişe hükmündeki eşyada kullanıyoruz. Duygular Allah'ı rasat eder. Çok uzak manalar duygular ile yakınlaşılır. Allah'ı rasat etmekten murat nedir? İlahi halleri anlamak. Allah seni nasıl yarattığı eşya, esma, sıfat bildik. Anladık yani. Keyfiyetini bilemeyiz de bildik. Niye yarattı beni ya? İlahi halleri bilmeden bunu anlayamazsın işte. Haşa, la teşbih. İnsan kendine zahmet de verecek olsa, gece gündüz onu uykusuz da bırakacak olsa, maddi masraf da olacak olsa çocuk yapmayı çok sever. Çocukları için ne yapar? Gece gündüz uykusuz kalır. Kendi yemez ama ona yedirip bundan da lezzet alır mı? Alır. Ya sorun belli değil mi? Belli. Kendisine zaman olarak, uyku olarak, maddi olarak zahmet verecek bir çocuğun meydana gelmesine vesile olmayı insan neden seviyor? Demek merkezde böyle bir özellik olması lazım ki sana da özellik gelecek. O çocuk acizken, o çocuğa yedirmekten, giydirmekten, içirmekten lezzet almasının nedeni nedir? Çok saçma değil mi? Merkezde bu hal var ki, bende de bu hal var. Bir anne tavuk yavrusu için aslanın önüne atlıyorsa buna kanlı merhamet denir. Kanı da aksa, canı da çıksa o merhameti gösteriyor. O civciv biraz büyüdüğünde kafasına vuruyor, önünden yemi alıyor. Bir aslan pençesi ne için yaratıldığını gösteriyor mu? Elindeki cihazı gösteriyor. Yanına gidip desen ki kurban olayım bugün rejim yap, diyete gir, dukanı bırak, et diyetine gir, beni yeme desen. Seni anlar mı? İmkanı yok. Aynı aslan acizlikten ötürü küçücük yavrusuna yemiyor ama yediriyor. Sırtlarına sardığında merhametin gereği kanını veriyor mu? Ne için? Yavrusu için. Kanını ve canını verecek kadar bir canlının kendini feda etme hali hangi şefkat ve merhametle yoğrulmuş bir merkezden gelmektedir acaba? Bunun sorusu ve cevabı bulunması lazım. Devam edelim mi? Lezzeti kutsiye, aşkı mukaddes. İnsan lezzet alsa lezzeti kutsiye mi olur? Hayır. Bu Allah Azze ve Celle'nin lezzet tarifi. Allah nasıl bir lezzet alıyor? Kutsi bir lezzet. O ne demek? Biz keyfiyetini bilmiyoruz. O yüzden bizim gibi değil. Buyur. Ferah-ı münezzeh. Bak, ferah-ı münezzeh. Ne demek bu? İşte biz bunun keyfiyetini bilemiyoruz ama Allah Azze ve Celle de bu ilahi haller var işte. Üstad Hazretleri bu ilahi halleri hangi mikyasla yakalıyor? Kendisindeki istidatlar ile yakalıyor. Baştaki insan gibi görme istidadı hiç olmasaydı hangi soruyu sorardı? Sizler sesinizi duymadan birbirinizi nasıl görerek tanıyorsunuz anlayamıyorum derdi. Demek Allah biz anlayalım diye o istidatları veriyor. Neyi anlayalım diye? Şunat-ı ilahi, ilahi halleri anlayalım diye bize numunelerini bırakmış anahtar hükmünde. Devam edelim mi? Mesruriyeti kutsiye tabir edilen, izni şer'i olmadığından yad edemediğimiz gayet münezzeh,
izni şerri de yok. Yani bundan ötesini konuşamıyorsun. Keyfiyetini bilmiyorsun. Devam. Mukaddes şuunatı vardır ki her biri kainatta gördüğümüz ve mevcudat mabeyninde hissettiğimiz... Allah Azze ve Celle'nin şuunatına bir mikyası nerede hissediyorsun? Mevcudatın mabeyninde, arasında. Bende bu kadar karşılıksız bir hal var. Nereden geliyor? Seni karşılıksız yaratandan geliyor. Allah niye yarattı? Bir anne kızını, oğlunu sevsin, anlarsın. Ya bu adam durduk yere bana neden yemek ısmarladı? He, bu adam çok cömert, o yüzden. Şimdi anladın mı Allah durduk yere niye yarattı? Aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. Bizim o duygularımızdan ne kadar yüksek? Nihayetsiz derecelerde. Ama bir böyle kokusu da olsa bırakılmış mı? Bırakılmış. Niye o nihayetsiz derecedeki ilahi halleri bir ufak da olsa anlayabildi? Devam. O manaların birer lemasına bakmak istersen gelecek temsilatın dürbünü ile bak. Mesela nasıl ki sehavetli, âli cenap, müşfik bir zat güzel bir ziyafeti gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için seyahat eden güzel bir gemisine serer. Allah bana vermiş mi vermiş. Başkalarına da yedirmeden ben rahat etmem hissi olan var mı? Var. Farz edelim öyle bir zatın gemisi var. Buradan gemiden Murat ne? Dünya değil mi? Ne var ne yok koordine ediyor ama çok Ali Cenap, İrfan, çok civan mert bir insan. Kendisi koşturmaktan sofraya oturabilir mi? Oturamaz. Ne yapar? Yukarıdan izler ki böyle bütün işler koordine edilmiş mi? Öyle bir zatın gemisi var. Bütün ihtiyacı olanlara sofrayı sermiş gemide. Ve ne yapıyor? Yukarıdan, kameradan da kontrol ediyor. Aman tuz eksik mi? Kimyon eksik mi? Şu eksik mi? Bu eksik mi? Devam edelim. Kendi de üstünde seyreder. Bak kendi ne yapıyor? Geminin üzerinde ziyafet veriyor. İhtiyacı olanları yiyor. Kendi de seyrediyor. Evet. O fukaranın minnettarane tenaumları. Tenaum neydi? Nimetlendirilmesi. Evet. Ve o aç olanların müteşekkirane telezzüzleri. Olur mu bu haller? Orada herkes der mi? Ya var ya. Akif baba hakikaten gariban babasısın. Seviyoruz seni der mi? O adam bundan bir lezzet alır mı? Bir göz Dicle bir gözü de Fırat olur mu? Ağlar mı? Tam böyle ihtiyacı olan birine yedirip giydirip arkanızı döndüğünüzde gözyaşı döktüğünüz olmuyor mu ya? Ben bir gün tam odada namaz kılıyorum. Namaza durmadan orada çöp toplayan kardeşleri, arkadaşları gördüm. Hem böyle nevale yaptım. Onlara öyle gariban gözüyle gördüğümden değil. Kardeşim bir de nasihat etmiş oldular bana halleriyle. Değil mi? Oralardan bir şeyler topluyorlar. Ben de belki kendi halime şükürsüzlük ediyorum. Hem biraz muhabbet ettik hem onlara ikram verdim. Döndüm bir de gözler biraz yaşarıyor öyle olunca. Niye? Çünkü bir lezzet var o olayda ya. Şimdi sormak lazım. Hiç görmeyeceğin bir adam belki de. Niye yani işte atıyorum 10 kuruşa aldığın püsküvüyü, müsküvüyü şunu bunu niye veriyorsun adama? Ya beni buna sürükleyen ve dürten bir şey olması lazım. Oradan kerem sahibi, ikram sahibini yakalaman lazım, anladın mı? Devam edelim gemi örneğinden. Ve o muhtaç olanların senakerane memnuniyetleri ne derece o kerim zatı mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun hoşuna gider anlarsın. Anlarsın değil mi? Aynı şekilde sizler mesela Ramazan'da burada iftar veriyorsunuz. İftara birkaç yüz tane arkadaş geliyor. Ne kadar güzel. Aynı zamanda siz başka yerlerde iftara gidiyorsunuz, başka şehirlerde. İstanbul'da da Allah nasip edecek inşallah. Orada da gençlik merkezi açtığımızda iftarları Allah nasip edecek. Şimdi ben iftar günü görüyorum. Çoğu zaman iftarı bizim içimizde geç açan, yarım yiyen, yorulan, eden hem de oruçlu haliyle bir sürü arkadaşımız, kardeşimiz oluyor. Şimdi sormak lazım. Bu hali neden yapıyorsun? Demek ki sen bu hali yaptığında işin sonunda, günün sonunda yemek yemekten bile daha lezzetli bir hal elde ediyorsun. Bir de sana bu hali veren zat var ya, şuunat-ı ilahiye sahibi. O senin bu halinden bir lezzet daha alıyor, sana o yüzden bir lezzet daha veriyor. Sen o ilahi hali anlamış oluyorsun. Bir özelliğe mazhar olmak, o özelliği zıttıyla bilmekten daha faik, daha üstündür. O yüzden Allah Azze ve Celle bu hallere mazhariyet fırsatları bize sunuyor. Ne için ama? Asıl amaç ne? Kendisinin ilahi hallerini tanıyabilelim diye. İstikbalde peygamber olacak olan masum Yusuf neden kuyuda bekletildi? Onun kuyudaki o yakarış hali, kabiliyetlerinin inkişaf hali, gelişme hali, Allah'la irtibat kurmaya çalışma hali, Meleği Ala'da o kadar hoşa gidilmişti ki o kuyu süresi o yüzden uzun tutuldu.
Yoksa Allah kuyunun üzerinden düşmeden yürütemez miydi? Neden yürütmedi? Neden kuyuya düşürdü? Demek o halde çok hususi bir hal ve hususi bir lezzet var. Küçük çocuğunuz baba dediğinde efendim diyorsun. Baba diye gözyaşı döktüğünde ne diyorsun? Yetiştim, neredesin diyemiyor musun? Neden kuyudaki hal meleği alada daha lezzetli, daha kıvamlı, daha kaliteli olmuş? Allah'ın ilahi halinden, yani şunat-ı ilahi penceresinden şimdi anladın mı? Sizler günah işlemeseydiniz sizi helak ederdim. Kutsi hadis. Neden ya Rabbi? Çünkü senin günahları işleyip hemen peşi sıra, hemen peşi sıra deyince kimin tövbesi? Eybul Beşer, Hazreti Adem gibi tövbe etmen. Çocuğun geliyor ya, baba düştüm, kanadı, uf oldu. Sen ne yapıyorsun? Ya tişörtünü yırtar, o kanı silersin, öyle mi? Garip, senin merhametini celbetmiyor mu? Merhametin, hikmetin üstüne çıkmıyor mu? Çıkıyor. Kişinin günah işleyip üzerine Hazreti Adem gibi hemen tövbe etmesi ve onun pişmanlığı duyması meleği alada Allah'ın rahmetini ve merhametini öyle bir celbediyor ki bunu ancak şunat-ı ilahiye burcundan bakınca anlarsın. Yoksa bunu denklem zannedersin. Ya hele bugün de içki içeyim, yarın zaten affedermiş gibi. Haşa, ukalalık edersin. Allah Azze ve Celle meleklere ne diyor? Demedim mi? Hazreti Adem'i yaratmakta hikmetlerim var ama siz bilmezsiniz, ben bilirim. Neymiş o hikmet, anladın mı? Hazreti Adem'le onun beşeri olan tarafının tövbe ve zelle ilişkisi şunat-ı ilahiyede öyle kutsi bir lezzet oluşturuyor ki meleklerin bile bilmediği özel bir durum ortaya çıkıyor. İnsanlık da aynı şunat-ı ilahiyeyi, o hisleri, o makamı yakalamak için atası, insanlığın ilk babası Eybul Beşer, Hazreti Adem gibi bir tövbe mücadelesine girişiyor. Tövbe niye kıymetli, anladın mı? Ben gelsem, sana zararlar versem, evine, barkına, arabana, aradan da bir yıl geçse gelip desem ki koyuncu be, affet, çok kötülük ettim ama çok pişmanım. Bak bildiğin gibi değil, yüreğim yandı. Bak doktorların raporları var, gözlerimden kanlar şelale gibi aktı. Bir göz oldu Dicle, öteki oldu Fırat. Her gece hayalime sen iliştin. Nasıl affedilirim diye uğraştım kardeşim deyip sarılıp ağlamaz mısın? Sen de ağlarsın. Peki sendeki bu merhamet hali nereden geliyor? Sana kardeşim deyince bu merhamet hali tövbe sonucunda affeden Allah'ın ilahi hali işte. Demek insanların duygularının tetikleyicisi neymiş? Şunat-ı ilahilermiş. Devam edelim mi? İşte küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan ve bir tevziat memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti böyle ise... Hakiki maliki olmayan tevziat memuru gibi dedi. Dağıtım memuru demek. Bizler neymişiz? Dağıtım memuru. Birazdan ders bittikten sonra sofrayı sereceğiz. Bisküvi, çekirdek, meyve neyse dökeceğiz ortaya. Bahçeye çıkacağız, yiyeceğiz şimdi. Çıktık bahçeye, oturduk hepimiz. Ben muzların hepsini senin önüne koydum diye. Muzların hepsi senin mi demek? Sen orada ne oldun? Dağıtım memuru oldun. Ben çekirdeğin hepsini senin önüne koydum diye çekirdeğin hepsi senin mi demek? Sen ne oldun orada? Dağıtım memuru oldum. Ben çayların hepsini senin önüne koydum diye çayların hepsi senin mi demek? Hayır, sen ne oldun? Hatta bir de üşenirsin değil mi? Ya başkasının önünde olsaydı o dağıtım memuru olsaydı derdim. Niye? Dağıtmak ince de olsa bir zahmettir. Kişinin zekat malı bu yüzden kişiye haramdır. Allah önüne fazla koydu diye o mal senin demek değil. Sen o zekat malının dağıtım memurusun, bu yüzden sana haram. Önüne fazla konuldu dağıt diye. Ya bu mal da benim, minnet edersem veririm. Hayır, karşıdaki adam zekatını alırsa sen o adama minnettar olmak zorundasın. Dağıtım memurluğunun vazifesini tam yapmanı sağladığı için. Sen elektrik sanın, fatura kesme memurusun. Her gittiğin 100 dairede de seni istemiyoruz diye dövdüler. İş yeri seni tutar mı? Tutmaz. O zaman sen faturasını kesebildiğin eve bir de teşekkür etmen lazım. Sen zekatını dağıtabildiğin adama teşekkür edebilmen lazım. Allah razı olsun, senin sayende bana haram olan mal elimden çıktı. Bir zekat malı veya sana fazla verilen bir malı dağıtmaktaki asıl amaç neymiş? İnsanlar arasındaki birlik sağlamak, dirayet, tamam onlar değil. En asıl hal ne biliyor musun? O dağıtımdan aldığın ufak lezzet sonucunda Allah Azze ve Celle kainata o dağıttıklarından nasıl lezzet alıyor ona bir mikyas ve ölçü bulmak. Zekatın bile asıl anlamı nerede çıktı? Şunat-ı ilahiyede çıktı. Ne kadar şekilci yapıyoruz değil mi bütün amelleri? Limon amacıyla bir dönüm arazi ekmişim, limon çıkmamış. Ne olacak? Çöp ya, bütün arsa çöp yani. Adam çiftçi ekmese, o limonu almasa o araziyle uğraşır mı? Fıstık kaç yıl ekiliyor Halis? 15. Fıstığı almasanız uğraşır mısınız 15 yıl? Peki bu şunat-ı ilahi caneminden Allah tanınmazsa o da diğer işlere bakmayabilir işte. O ilahi halleri yakalayacaksın ki Allah nasıl razı edilir orada anlayacaksın. Devam. Cin ve insi ve hayvanatı fezayı alem denizinde seyrü seyahat ettiren ve bir sefine-i Rabbaniye olan koca zeminin üstüne bindirip
az önce Üstad Hazretleri örnek verdi, şimdi hakikate bağlıyor. Neye bindirmiş bizi? Sefine-i Rabbaniye olan koca zeminin üstüne bindirip. Yani dünyanın üzerine. Devam. Yüzünde hadsiz envai matumatı cami bir sofrayı serip. Serdi mi? Serdi. Ne cihetlerden? Elmasını, armudunu, sevdiğimiz dostunu, kaşımızı, gözümüzü, bunlar da rızık evinden mi? Bunların da hepsi rızık evinden. Sofrayı öyle bir serdi ki hepimize beklemediğimiz, ummadığımız şeyleri yarattı durdu, öyle değil mi? Devam. Bütün zih hayatı küçük bir kahvaltı nevinde o ziyafete davet etmekle beraber gayet mükemmel ve bütün envai lezaizi cami sermedi ebedi bir dar bekada cennetleri her birisini birer sofrayı nimet ederek hadsiz lezaizi ve letaifi cami bir tarzda nihayetsiz bir zamanda nihayetsiz muhtaç nihayetsiz müştak, nihayetsiz ibadına hakiki yemek için ziyafet açan bir Rahmanur Rahim'e ait ve tabirinde aciz olduğumuz maani mukaddese-i muhabbeti ve netaici rahmeti kıyas edebilirsin. Bir de neyi kıyas edeceksin? Ahireti kıyas edeceksin, cenneti kıyas edeceksin böyle. Şimdi burası karanlık olsa birbirimizi görmeyiz. Ufak bir fenerle açsam fenerin yastığı kadar görürsünüz. Bütün ışıkları açsam güzel görürüz. Bütün ışıklar 1000 watt diyelim. 10.000 watt açsam gözleriniz biraz rahatsız olmaya başlar. 100.000 watt açsam şöyle birbirimizi böyle gittiğimiz yeri şöyle zor görürüz değil mi? 100.000 watt'ta ne olur? Her yer güneş gibi olur. 1 milyar watt açsam burada artık ışık mı var, ışık mı yok? Bunu anlayamazsınız. Güneşe uzun uzun baktığında artık orada güneş var mı? Karanlık mı var bunu? Ayırt edemiyorsun. Neden? Güneşin şiddeti zuhurundan. Allah Azze ve Celle'nin zatı niye gözükmez? Şiddeti zuhurundan. Güneşi bu odanın içinde düşün. Her yer ne kadar aydınlık Ömer? Milyarlarca watt aydınlık. Artık ışık mı var, gölge mi var bunu anlayabilir misin? Anlayamazsın, imkan yok. Anca ne olur? Şöyle ışık geldi ya. Şöyle tutayım mı üstüme ışığı? Işığın önüne bir kusur gelir. Yani gölge gelir. Sen gölgeye bakarak, aa gölge varsa ışık da vardır diyebilirsin. Cennette sonsuz saadet. Nasıl anlayacaksın? Sonsuz saadet ışığının önüne gölge nevinden zıttı gelecek. Yani dünyada üzüleceksin ki cennetteki sonsuz güzellik neymiş onu anlayacaksın. Allah diyecek ki dünyada sana sonsuz sağlık, mutluluk, huzur, beden sağlığı, diş sağlığı, uyku muyku hepsini vereceğim. Nasıl anlayacaksın? O sonsuz güzellik ışığının önüne bir gölge gelecek. Dünyada hastalık da çekeceksin, yorgunluk da çekeceksin, uykusuzluk da çekeceksin. Bunlar hep nakıs haller değil mi? Eksik haller. Yani ışığın önüne gelen gölgeler, ışığın tamamına sahip olduğunda cennette nasıl mutlu olacağının sana birer mikyası olacak. Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Tam da buraya bak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ma selamatın.